Arkadaşlar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere otomatik vites araç ile alakalı ders videosu çekeceğim. Derya'nın ilk dersi arkadaşlar. Derya hoş geldin. Hoş buldum. Daha önce kullandın mı hiç? Hayır. Kullanmadın değil mi? Hayır. Evet, inşallah bugün çok güzel araç kullanacaksın. Derya, şöyle genel olarak bir bilgi vereyim, sonra da sürüşe başlayacağız, tamam mı? Derya, araca bindiğin ilk zaman koltuğunu ayarlıyorsun, biliyorsun. Koltuğumuzu neye göre ayarlayacağız Derya? Aracımızda otomatik vites araçlarda biliyorsunuz iki tane pedal var, değil mi? Evet. Soldaki fren pedalı, sağdaki gaz pedalı, doğru mu? Evet, sol ayağımızı hiç kullanmıyoruz Derya. O şu an solda koyduğun rampaya koyuyorsun, tamam mı? Tamam. Sağ ayağını da fren ve gaz, ikisini de sağ ayağımız ile kullanacağız, bilgin olsun, tamam mı? Bas bakayım frene. Tamam, o bastığın fren, sağ taraftaki de gaz. Tamam mı? Tamam. Burada da bizim viteslerimiz var Derya. P park konumu. R geri, geri gitmek istediğimiz zaman R'yi alıyoruz. N nötr, boş konumu. D de ileri modu. İleri gitmek istediğimiz zaman da D'yi alıyoruz. Tamam mı? Vites değiştireceğin zaman Derya, bak şu yanında mandal var. Tamam, bu mandala basarak, tabi ayak frenine de basman lazım. Ayak frenine basmadan vites değiştiremiyoruz. Yandaki mandala bastık. Şöyle geri çektik. Bak şu an neydi? N konumunda, yani boşta. Bir tane daha çektik. Hangi konuma geldi? İleri. D, ileri. Şu an yine N'de. Yine basarak R'yi aldım. Doğru mu? Doğru. Evet, şu üsttekine basınca da P konumuna geçmiş oluyor. Tamam mı? Tamam. Bu da bizim el frenimiz. El frenini indirmek için Derya, ayak frenine basarak indiriyorsun. El frenini indirirken ayak frenine basmadan inmez, tamam mı? Hı. Ayak frenine dokun bakayım. Şöyle aşağı doğru basınca el freni iniyor, tamam mı? Hı. Alttan yukarı kaldırdığın zaman da çekili oluyor. Işık yanıyorsa çekili demektir. Anlaştık mı? Hı. Evet, şu göstergelerimize de bir bakalım. En soldaki göstergemizin adı Derya devir göstergesi. Yukarıdaki göstergemizin adı benzin, yani yakıt göstergesi. Sağ taraftaki hararet göstergesi. En sağda olan da Derya kilometre hız göstergesi. Kaç kilometre hıza gittiğimizi görmek için oradan bakıyoruz, tamam mı? Solda bulunan kol sinyal kolu. Aşağı doğru bastırınca sol sinyal yanıyor. Ver bakalım sol sinyalimizi. Ekranda görüyorsun değil mi? Evet. Kapatalım şimdi. Alttan yukarı kaldırınca da sağ sinyal yanıyor Derya. Ekranda gördün mü? Evet. Evet, onu da kapatalım şimdi. Bu sağda bulunan kol Derya silecek kolu. Yağmurlu havalarda kullanıyoruz. Şu dörtlü flaşörümüz. Kapıları kilitleme açma tuşu. Şurada Derya AC klima tuşumuz var. Şu ön cam rezistansı. Bu da klima ya da kalorifer açıyoruz ya, nereye gelsin? Ayaklara, yüze, ön cama. Şu da arka cam rezistansı. Bilgin olsun, tamam mı? Evet, son olarak şunları da sınavda sorabilirler Derya. Bunlar da iç aydınlatmalarımız. Tamam, iç aydınlatmalar da buradan yanıyor, bilgin olsun. Aracımızın kornası nerede? Burada değil mi? Ayna ayar yerlerimizi biliyor mu Derya? Burası. Evet değil mi? Genelde kapı kollarında bulunur. Oradan da aynalarımızı ayarlıyoruz, tamam mı? Tamam. Evet, araca bindik Derya. Önce koltuğunu ayarladın değil mi? İleri geri ayarımızı yaptık. Sonra aynaların ayarı ise aynalara dokunmana gerek yok. Sonra da emniyet kemerimizi takıyoruz. Sınavda hocayı bekliyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık. Evet, bunları yaptık. Şimdi kalkış yapacağız Derya. Aracımız çalışıyor mu? Evet. Çalışıyordu ama bir stop edelim. İzleyicilerimiz de bir görsün nasıl çalıştığını. Kontağı geri çeviriyoruz. Geri çevir, stop etsin. Bana doğru evet. Çeviriyorsun. Tamam, süpersin. Bak şimdi çalışmıyor değil mi? Evet. Evet, şimdi çalıştıracağız Derya. Nasıl çalıştırıyorduk? Ayak frenine basarak, hatırladın mı? Evet. Evet, çevir anahtarı bir kademe ileri. Sonra bir tane daha çeviriyorsun. Aracımız çalıştı. Tamamdır. Çalışıp çalışmadığını nereden anlayacağız Derya? Devir göstergen 1'de ise çalışıyor demektir. Tamam mı? Evet. Bütün arabalarda mantık aynı. Şimdi kalkış yapacağız Derya. Freni bırakma. Bas bakayım frene. Evet, el frenimizi indirelim şimdi. Aşağı doğru. Tamam. Vitesimizi D'ye alıyoruz. Bir tane daha çekiyorsun. Evet. Hangi konuma geldi? D'ye. Şimdi sol sinyal de veriyoruz Derya. Sol sinyalimizi de verdik. Doğru mu? Evet. Direksiyonu sonuna kadar sola çevir. Çünkü önümüzde araç var. Çevirelim sonuna kadar sola. Evet Derya, bak ben bacak bacak üstüne attım. Bana güvenme, ona göre. Tamam mı? Tamam.
Evet, gaz pedalı çok narindir. Fren pedalı da çok narindir. Tamam mı? İkisine de dokunurken yavaş dokunacaksın. Bilgin olsun. Tamam mıyız? Şimdi hazırsan kalkış yapabiliriz. El freni indirdik. Vitesi D'ye aldık. Sol sinyal verdik. Sol aynaya bakıp çıkıyoruz şimdi. Gaza basıyorum. Gaza basmana gerek yok. Freni bırakıyorsun. Çevir şimdi bana doğru Derya. Çevir, çok çevir. Ben de frene müdahale ettim. Biraz daha çevir bakayım Derya. Tamam, şimdi bırakıyoruz freni. Çok iyisin. Gaz kullanma Derya. Düzle. Şimdi gaz ver. Tamam mı? Aracını düzledikten sonra, yani direksiyonumuzu düzledikten sonra gaz vereceğiz. Anlaştık mı? Evet, olabildiğince ileri odaklanıyoruz Derya. Evet, çok iyisin. Aracını düzledin, sonra ne yapıyoruz? Gaz veriyoruz, değil mi? Düzlemeden gaz kesinlikle kullanmıyoruz. Gaz pedalını fark ettin mi? Çok narin, çok naif, değil mi? Çok yumuşak, doğru mu? Şöyle birazcık daha sağlı gidebilirsin Derya. Çok iyisin. İler odaklanıyoruz Derya. Biraz daha hızlan bakalım. Hızlan dediğim zaman ne yapıyoruz Derya? Gaz kullanıyoruz, değil mi? Otomatik vitesli araçlarda biliyorsunuz, yani manuel vites gibi vites yükseltmene gerek yok. Doğru mu? Gaz verince aracımız ne yapıyor? Hızlanıyor. Biraz yavaşlatalım şimdi. Bir kasisten geçtik. Fark ettin mi Derya? Kasislerde aklında bulunsun. Hızımızı 20'lere kadar düşüreceğiz. Tamam mı? 20'ye düşürüp 20 km hızla geçmemiz gerekir ki aracımız daha yumuşak, daha rahat, daha yavaş geçsin. Evet, birazcık sağlı. Çok gaz kullanmıyoruz. Gaz verdiğin zaman aracımız hızlanıyor. Gazı bıraktığın zaman eğer yokuş yukarı gidiyorsa der ya aracın yavaşlar. Tamam mı? Evet, kırmızı yanıyor, durduk, değil mi? Burada Mobese kamerası yoktu aslında. Kız geçebilirdin ya. He? Geçemem. Geçemez miyiz? Hayır. Tamam. Evet, kırmızıda duruyoruz, değil mi? Evet, durduk. Vitesli işimiz yok. Doğru mu? Evet, çünkü otomatik vites. D'yi aldık, gidiyoruz. Yeşili görür görmez Derya freni bırakıp yavaşça gaz vereceksin. Tamam mı? Evet, yeşil yandı. Freni bıraktık. Yavaşça gaz veriyoruz. Bu otomatik araçların birçoğu, biraz sağlı gidelim. Otomatik vitesli araçların birçoğu Derya yokuş kalkış desteği vardır. Yani geri kaçırmaz. Biraz yavaşlatalım. Dönüşlerde çok gaz kullanma Derya. Dön der, düzle, ondan sonra gaz kullan. Tamam mı? Anlaştık mı? Evet, direksiyon çok hassas, doğru mu? Aynı kadınlar gibi, değil mi kız? Benim gibi. Senin gibi. Tamam, bütün kadınlar gibi ya. Aynen. Evet, şimdi müsait bir yerde bir duralım. Düzgün bir şekilde duruyoruz. Çok sağa gelme. Evet Derya, şimdi sana bir şey anlatacağım. Duruşlarda sağ sinyal verip böyle duracağız. Anlaştık mı? Evet, freni bırakmıyoruz, değil mi? Bak, freni bıraktın, araç yürüdü. Doğru Evet, mu? fark ettim. Evet, duruşlarda ne yapıyormuşuz? Sağ sinyal verip sonra duruyoruz. Sinyal vermeden kesinlikle aracımızı durdurmuyoruz. Tamam mıyız? Kalkarken de sol sinyal verip öyle kalkacağız. Tamam mı? Evet, o zaman şimdi kalkış yapabiliriz. Manuel vites olsaydı D'yi alacaktık ama şeyi 1'i alacaktık ama otomatik olduğu için zaten D'de, doğru mu? Evet, düz devam edelim Derya. Önün boşsa düz devam edebilirsin. Yani o sinyali kalkış için veriyoruz. Arkadan gelen sürücüler niyetimizi bilsin diye veriyoruz. Tamam mı? Evet, kontrollü bir şekilde şimdi Derya orta şeride doğru kayalım. Sinyal veriyorsun. Aynaya ben senin yerine baktım. Gelen yoktu. Değil mi? Derya, sonra demek ki hoca bana hiç yardım etmedi. Bak, bilgin olsun, tamam mı? Biraz yavaşlatalım Derya. Biraz sollu gidelim. Biraz sollu, fazla değil. Çünkü soldan da araç geliyor, değil mi Derya? Devlet yolu bize yapmamış kız, doğru mu? Evden çıkarken aynaya bakıyor mu? Çok. Burada da bakacaksın, tamam? Burada bakmazsak ahirete gideriz bak. Anlaştık mı? Hoca kay dedi diye asla kaymıyoruz. Önce sinyal vereceksin. Sonra aynaya bakacaksın. Aynaya baktıktan sonra önüne bakarken şerit değiştireceğiz. Anlatabildim mi? Evet, çok iyisin. Olabildiğince ileri odaklanıyoruz Derya. Hızlı gidiyorsa hemen gazını bırak ki aracın bir miktar yavaşlasın. Tamam mı?
Ümmet Hoca yavaşla deyince araba yavaşlamıyor değil mi Derya? Arabada akıl var mı? Yok. Yok değil mi? Akıl kimde? Sürücülerde. Evet, direksiyonda asla sıkma yok Derya. Rahat olacaksın ve olabildiğince ileri bakarak ayar yapacağız. Tamam mıyız? Tamam. Evet, çok gaz kullanmıyoruz Derya. Gaz pedal da çok narin değil mi? Fren pedal da çok narin. Doğru mu? Doğru. Evet, biraz daha yavaşlatalım Derya. Direksiyonumuzu da şöyle doku çeyrek tutmanı istiyorum. Heh, böyle tam karşılıklı. Biraz daha yavaşlatıyoruz Derya. Biraz daha yavaşlat. Şöyle birazcık ben sola çevireyim. Sonra demek ki bu hoca bana hiç yardım etmedi. Orta şeritten doğru devam ediyoruz. Şimdi orada çizgilerin dışına çıkacağın için ben müdahale ettim Derya. Tamam mı? Tamam. Dönüşte gaz kullanıyor muyduk? Hayır değil mi? Gaz kullanırsak aracımız ne oluyor? Savruluyor. Doğru mu? Tamam. Evet, orta şeritten doğru. Çok oynamayalım direksiyonla Derya. Tamam. Fark ettin mi? Direksiyonla biraz sanki fazla oynuyoruz. Hızlı gidiyorsa ayağının altında fren var Derya. Ben olsam frene basarım, kontrolü biraz elime alırım. Çünkü araç kendi başına gidince hızlanıyor. Panik oluyoruz, tamam mı? Onun için frenle kontrol ederek döneceksin. Bir de fark ettin mi? Direksiyonla çok oynamana gerek yokmuş. Evet. Değil mi Derya? Evet, evet. Biraz daha yavaşlatabilirsin. Çok iyisin. Bak, yavaşlatmak için ne yaptık? Frene bastık, yavaşlattık. Evet. Doğru mu? İstediğin hıza düştüğüm freni bırakabiliriz Derya. Doğru mu? Evet. Evet, hafif gaz verelim şimdi o zaman. Birazcık sollu. Sollu kız. Heh, tamam. Kırmızı yanıyor. Şimdi burada ne yapıyoruz? Duruyoruz. Duruyoruz. Doğru mu? Evet. Freni bırakmıyoruz. Değil mi? Freni bırakırsak ne olur? Aracımız ileri doğru kayar. Doğru mu? Otomatik vitesli araçlarda biliyorsun durdun. Vitesli işimiz yok. Değil mi? Gaza basıyoruz. Gidiyor. Frene basıyoruz. Duruyor. Doğru mu? Evet. Gaz pedalı ne işe yarıyordu? Aracı hızlandırmaya. Fren pedalı yavaşlatmak ve durdurmaya yarıyor. Evet, yeşil yandı. Yavaşça gaz veriyoruz. Şeridimizden dışarı olabildiğince çıkmayalım Derya. Tamam mı? Sağ çizgi ve sol çizgi. Aracımızı bu iki çizginin arasına güzelce konumlandıracağız. Evet, sanki biraz hızlı gidiyor Derya. Çok hafif frene dokunabilirsin. 50 kilometre hıza çıktın Derya ilk dersten kız. Sen bizi Erzurum'a kadar götürürsün herhalde. Götürürüm. Tamam. Otomatik vitesli araçlarda Derya direksiyon hakimiyeti çok önemli. Tamam mı? Tamam. Evet, freni bırak yürüsün. Mesela frene basıyorsun, gitgide yavaşladı. Bak bu sefer de hızın 20'lere düştü değil mi? Evet. Bakıyorsun değil mi hız göstergesinden? Evet. Evet, yavaşça gaz verelim. Ortalama Derya 30 km hızla götüreceğiz. Tamam mı? Ortalama 30 istiyoruz. Sınavda da öyle. Evet, ileriden aşağıki dönel kavşaktan geri döneceğiz Derya. U dönüşü yapacağız. Dönüş yapmak için kesinlikle yerleşim yerleri içerisinde 30 metre kalana kadar sola geçmemiz lazım. Bunun için kayalım sola doğru Derya. Ama bunu yaparken yoldan çıkmayacağız. Tamam mı? Evet, biraz daha sol. Yavaşlatıyoruz şimdi. İyice yavaşlatalım Derya. Hızını 20'lere kadar düşür. Şimdi bıraktık freni. Buradan geri döneceğiz. Acelemiz yok. Sola yakın oluyoruz. Gaz kesinlikle yok Derya dönüşlerde. Çevirelim biraz daha direksiyonu. Biraz daha çevir. Biraz daha çevir. Şimdi duralım. Fren. Neden durduk? Çünkü araba geliyor. Doğru mu Derya? Değil mi? Şimdi devam ediyoruz. Yavaşça geri topluyorsun. Topla. Bak, direksiyon toplamazsak nereye giriyor? Kaldırıma. Evet. Doğru mu? Tamam. Ben de müdahale ettim. Bak, seni kaldırımdan kurtardım Derya. Evet. Bak, bugünlük dünyada kaldın. Hadi bakalım. Yavaşça gaz verebiliriz şimdi. Direksiyonu toplamada geç kalmayacağız Derya. Aracın düzlenene kadar sen de direksiyonu düzlemiş olman lazım. Tamam mı? Evet. Yani aracın düzlendi ama biz hala direksiyonu düzlemek için direksiyonu çeviriyorduk. Ondan dolayı geç kaldık. Tamam mıyız? Evet. Şimdi orta şeride doğru devam edelim Derya. Çok iyisin. Ama direksiyonla sanki biraz fazla oynuyoruz. Fark ettin mi? Evet. Onu biraz daha azaltacağız. Tamam mı Derya? İlk ders çok normal. İlk sürüş çok normal. Ama tabii ki kullandıkça bunlar daha da güzel olması gerekiyor. Anlaştık mı? Evet.
Evet, ne kadar az oynarsan o kadar iyi olur. Bak böyle çevirince o hemen dönüyor Derya, tamam mı? Onun için çok hafif. Mesela verelim yavaşça gaz Derya. Gaz veriyorsun. Bak şimdi izle, ben sağa geçeceğim. Bak direksiyonu hiç oynatmıyorum. Çok hafif, minnacık çevirdim. Fark ettin mi? Ama bak aracım gitgide kayıyor sağa doğru. Fark ediyorsun değil mi? Bak uzun mesafe dediğimiz şey bu. Yavaş yavaş kayacağız. Süzüle süzüle kayacağız. Tamam mı? Yoksa baktın yol boş, hemen çevireyim geçeyim olmaz. Anlaştık mı? Evet, sağ şeritten devam edelim Derya. Şimdi şu an bu şeritteyiz ya. Bu şeridin dışına çıkarken Derya sinyal verip aynaya bakıp sonra çıkıyoruz. Sinyal vermeden, aynaya bakmadan kesinlikle ne yapmıyoruz? Şerit değiştirmiyoruz. Nasıl ki evden çıkarken aynaya bakmadan çıkmıyorsan Derya, burada da öyle. Tamam mı? Evet, dümdüz devam ediyoruz. Durmak için ne yapıyorduk otomatik vites araçlarda Derya? Sadece frene, değil mi? Fren pedalı aracı yavaşlatmaya ve durdurmaya yarar. Yavaşlatacaksak ve durduracaksak sadece frene basarak durduruyoruz. Evet, burası yokuş eğimli bir yol. Şimdi burada bir dur kalk yapacağız Derya. Düzgün bir şekilde, çok sağa gelmene gerek yok. Derya, duruşlarda da kendini yola ortalayarak durma. Çünkü biz bu aracı kullanıyoruz. Aracımız dikdörtgen. Biz bu dikdörtgeni yolu ortalayarak duracağız. Doğru mu? Değil mi? Sen şu an yolun tam ortasındasın. Ama benim sağ taraftaki aynaya bak. Çizginin dışına kaymış. Fark ettin mi? Evet. Şimdi önümüze bakıyoruz. Durduk. Şimdi kalkış yapacağız Derya. Nasıl yapıyorduk kalkışı? Sinyal verip Sol aynı. sinyali veriyorsun. Harikasın. Sola geçmek zorunda mıyız Derya? Hayır. Hayır. Düz devam edebiliriz. Doğru mu? Evet. Yani önümüz müsait olursa düz devam edebiliriz. Biz o sinyali niye veriyoruz? Kalkış yapacağımızı arkadan gelenlere bildirmek için. Doğru mu? Evet, şimdi kalkabilirsin Derya. Dümdüz devam et ileri doğru. Yavaşça gaz. Yavaş yavaş dokunuyorsun. Evet, öndeki yürümezse ortaya kayabilirsin şimdi. Uzun mesafede Derya, çok çeviriyoruz. Fark Tamam. ettin mi? Evet. Evet, verelim gazımızı. Bak çok çevirmeyeceğiz dedim ya. Hatırladın mı? Evet. Düzledik, devam ediyoruz. Şerit değiştirmelerde özellikle düz yolda Derya, direksiyonu çok çevirme yapmıyoruz, hafif. Anlaştık mı? Evet, birazcık daha gaz verelim. Yokuşta durduk, kalkış yaparken ne yaptık? Freni bırakıp yavaşça gaz verdik. Doğru mu? Evet, aracımız yürüdü. Zaten geri kaçırmıyor. Doğru mu? Evet, dönüşlerde gazı kesersen aracına daha iyi hakim olabilirsin. Yani gazı bırakırsan aracına daha iyi hakim olabilirsin. Devam ediyoruz orta şeritten doğru Derya. Olabildiğince ileri odaklanıyoruz. Birazcık sağlı. Hemen düzlüyorsun direksiyonu Derya. Yolun ilerisini takip ederek kullan. İleride yol ne tarafa dönüyor? Sağa mı dönüyor? Sola mı dönüyor? Ona göre direksiyonumuzu ne yapıyoruz? Yönlendiriyoruz, değil mi? Evet, baktın ki gaza fazla basıyorsun. Baktın ki hızın 50'lere çıktı şu an olduğu gibi. O zaman frene dokunacağız. Evet, istediğin hıza düştü. Şimdi freni bırak. Freni bırakmazsak bu sefer daha çok yavaşlar. Tamam mı? Freni bırakınca ayağın frenin üstünde durabilir. İlla hemen gaza götürmene gerek yok. Tamam mı? Gaz pedalı ne işe yarıyordu Derya? Aracı hızlandırmaya yarıyordu, değil mi? Hızlı kullanmak istiyorsak, hızlı gitmek istiyorsak gaz veriyoruz. Doğru mu? Ya da diyelim aracın çok yavaşlıyor. Baktın ki istediğin hızın altına düşüyor. O zaman da fren yaparak ne yapabiliriz? Yavaşlatabiliriz aracımızı. Bir tık sollu devam edelim Derya. Çok iyi. Kendini asla iki çizginin ortasına hizalama Derya. Hep aracı ortalamaya çalış, tamam mı? Evet, sağ şeride kaymak için ne yapacağız şimdi Derya? Diyelim ki sağa geçmen gerekiyor. Süpersin. Sonra aynaya bakıp sonra kayıyoruz ama uzun mesafede. Tamam. Yavaşladım, fark ettin mi? Gerek var mıydı? Yok. Yok. Aynı hızda geçebiliriz, tamam mı? Evet, demek ki şerit değiştirmek için ne yapıyormuşuz Derya? Sinyal verip aynaya bakıp sonra kayıyoruz. Doğru mu? Evet, sinyalimizi kapattık. Düz bir şekilde devam ediyoruz. Durmadan önce de Derya sinyal verip böyle duracağız. Doğru mu? Evet, duralım o zaman Derya. Derya, dururken hangi sinyali kullanmamız gerekiyor? Freni bırakmıyoruz. Bak, freni bıraktın hemen yürüdü. Fark ettin mi? Freni bırakmak istiyorsan Derya, el frenini çekeceğiz. Yoksa freni bırakma yok. Tamam mıyız? Tamam.
Evet, durduk. Tekrar kalkış yapacağız. Sol sinyal veriyoruz. Az önce sen ters verdin, değil mi? Evet. Dururken sağa vereceğiz, kalkarken sol vereceğiz. Tamam. Evet, şimdi devam edelim Derya. Kalkana kadar sol sinyalimiz yansın, tamam mı? Tamam. Kalktıktan sonra sinyalimizi ne yapabiliriz? Kapatabiliriz. Arkadan gelen sürücü senin kalkacağını anlaması için Derya cam açıp bağırarak iletişim kuramayız, değil mi? Nasıl iletişim kuracağız? Sinyaller ile. Ya da gidiyorsun diyelim, duracaksın. Duracağını arkadan gelen sürücülere bildirmen lazım ki o da ona göre tedbir alsın. Doğru mu? Nasıl haber vereceğiz? Sinyaller ile. Trafiğin iletişim dili de sinyallerdir. Sinyal vermeden kesinlikle aracımızı durdurmayacağız ki arkadan gelenler bize saydırmasın, değil mi? Evet, şimdi sağdan aşağı doğru devam edeceğiz Derya. Sağ sinyalini veriyorsun. Gaz kestik, kullanmıyoruz. Çevirelim yavaşça. Şimdi geri topla direksiyonunu. Çok iyisin. Şimdi devam. Bak gördün mü? Dönüşte gaz kestik. Gayet güzel oldu, değil mi? Birazcık sollu. Biraz daha sol. Şimdi sağa doğru çevir. Çünkü bak yol sağa doğru dönüyor. Biraz daha çevir. Ama bunu yaparken gaz kullandığın için aracımız yine savruldu. Fark ettin mi? Evet, biraz daha yavaşlatalım Derya. Biraz daha yavaşlat. Yavaşlatman gereken yerleri kendin hesap etmen lazım. Evet, ayağımızı geri çekmiyoruz Derya. Frenin üstünde dursun ya da gazın üstünde, tamam mı? Geri çekme asla yok. Frenin üzerinde durabilir gaza basmadığın zamanlar. Gaza bastığın zaman zaten mecbur frenden bırakıp gaza götürmen gerekiyor, değil mi? Hızımızı nerelerde azaltıyoruz Derya? Nerelerde yavaşlıyoruz? Kasis gördüğün zaman, viraj varsa, U dönüşü yapacaksan, yaya geçidi varsa, okul geçidi varsa, tepe üstü varsa, buralara yaklaşırken hızını azaltman lazım ki kontrolü sağlayabilelim. Şimdi ilk dersler olduğu için tabii ki ilk defa araç kullanıyorsun. Bunları yapamaman çok çok normal. Evet, hızlanalım birazcık. Frene bastın, aracın yavaşladı, değil mi? İstediğin hıza düştü. Freni ne yapıyoruz? Bırakıyoruz. Evet, çok hafif tatlı bir viraj var. Gazı ne yapıyoruz? Bırakıyoruz, değil mi? Gazı bırakırsan aracına daha iyi hakim olabilirsin. Gerekirse fren yap. Şimdi gazı bıraktın, baktın ki aracın yavaşlamadı. Mecbur fren yaparak yavaşlatıyoruz. Doğru mu? Evet. Şimdi ileriden dönüş yapacağız. Sol sinyalimizi veriyoruz. Sola doğru kayacağız. Önce aynaya bak, yol müsaitse Derya. Değil mi? Müsait değilse geçmiyoruz. Tamam mıyız? Evet, şimdi bu dönel kavşaktan geri döneceğiz. Biraz daha yavaşlatalım. Sadece frene dokunarak. Biraz sollu. Biraz daha yavaşlatıyoruz Derya. Evet, kasislerde hızımızı 20'lere düşürdük. Doğru mu? Evet, yavaşça. Gelen yoksa devam. Gelen varsa ilk geçiş hakkı onun. Değil mi? Dönel kavşağın içerisinde bulunan aracın ilk geçiş hakkı vardır. Şu anda mesela senin, biraz daha çevirelim Derya. Çok değil, çok değil. Evet, baktın ki araba geliyor, duracağız. Doğru mu Derya? Sen bas bakayım freni. Heh, değil mi? Baktın ki sağdan araba geliyor, durmuyor, mecbur duracağız. Şimdi devam edebilirsin. Hafifçe gaz ver. Verelim yavaşça gaz. Önüne bak Derya. Topla, topla. Çok iyisin. Dümdüz devam. İleri odaklanıyoruz. Çok iyi. Şimdi sağ şeride doğru kayalım Derya. Çok iyi. Uzun süre aynaya bakmayacağız Derya. Aynaya bakıp hemen önüne bakman gerekiyor. Tamam mı? Devam edelim. İleride başladığımız yerde bitireceğiz. Anlaştık mı? Git bakayım ileri doğru Derya. Gidiyoruz. Başladığımız yerde duracağız. Sağ sinyalimiz yanıyor. Doğru mu? Evet. İyice sağa yanaşalım. Biraz sollu. Sollu. Paralel bir şekilde yapalım. Heh, ben de şöyle müdahale edeyim. Değil mi? Sonra demek hoca hiç müdahale etmedi bana. Evet. Durduk. Freni bırakma yoktu. Doğru mu Derya? Freni bırakmıyoruz. Aracımızı durdurduk. Önce sinyali kapatıyoruz. Aklında bulunsun. Sonra freni bırakma yok. Vitesimizi P konumuna alıyoruz. Düğmeye basarak, üstteki düğmeye. Direkt P'ye basınca P'ye geçti. Tamam mı? Sonra el frenimizi de çekiyoruz.
Çek bakalım el frenini. Alttan yukarı doğru. Evet Derya, nasıldı ilk dersimiz? Çok güzeldi. Çok güzeldi. Direksiyon hakimiyetimiz biraz daha iyi olacak inşallah. Doğru mu? İnşallah. İlk ders olması münasebetiyle iyi ama inşallah kullandıkça daha da güzel olacak. Evet arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.